أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم استعذ بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون صدق الله العظيم وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الأحب الأنصار آية الأحب الأنصار آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين إخوان الدين sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde azimüşşanında şöyle buyuruyor. İnsanları Müslümanları ikaz etmek için, onları itaat etmeye teşvik etmek için şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler, ey iman eden kullarım, buyur ya Rabbi. Adî'û, itaat edin. Kime? Allah'a, Allahu Teala Hazretlerine itaat edin. Ve Resûlehu, ve onun Resûlüne, elçisine, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem itaat edin. Ve la tevellev ve yüz çevirmeyin anhu ondan. Ve entum halbuki siz tesma'unu onu işitiyorsunuz, onu dinliyorsunuz. Allah'a itaat edin. Allah'ın Resulüne itaat edin. Ve işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Ve la tekunu ve olmayın. Kellezine o kimseler ki o kimseler gibi ki kalu dediler. Semi'na işittik dediler. İşittik dediler ve hum la yesmeun halbuki onlar işitmiyorlar. İşitmedikleri halde, dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi de olmayın. Ey iman etmiş olan kimseler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Emirleri tutup yasaklardan kaçın ve ona uymaktan yüz çevirmeyin. Ve Allah'a, Allah'ın Resulüne uymaktan yüz çevirmeyin. Zaten siz peygambere itaati emreden ayetleri dinlemektesiniz. Siz şimdi deniyor. Sadece Allah'a itaat ederim. Peygamber de haşa bizim gibi bir beşerdir. Muhammedun beşerun lakel beşer. Bunu unutmamak lazım. Peygamber Efendimiz de bizim gibi bir beşerdir ama her beşer gibi beşer değildir. Bunu Resul Efendimiz'i dinlememek için bahane olarak söyleyenler var. Bizim ilahımız Allah-u Teala Hazretleri'dir. Biz sadece onun emirlerini dinleyiz. Hadis-i şerifleri, sünnet-i seniyeleri yapmayız diyenler var. Bu ayet-i kerime buna reddiyedir, bunun muhalifidir. Mevla Teala Hazretleri bize bana itaat edin ve Resulüme itaat edin buyuruyor. Başka bir ayet-i kerimede Es'ûzü billah. Men yudî'ir Resûle fakat edâ'a Allah. Kim Resûle, kim elçiye itaat ederse muhakkak Allahu Teala Hazretlerine itaat etmiştir. Başka bir ayet-i kerimede böyle var. Ey iman etmiş olan kimseler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Emirleri tutup yasaklardan kaçın ve ona uymaktan yüz çevirmeyin. Zaten siz peygambere itaati emreden ayetleri dinlemektesiniz. Siz inanma ve kabul etme kulağıyla dinlemekte olduğunuz halde inanmayan kafirler gibi ondan yüz çevirmeyin.
o Yahudi, Hristiyan ve münafık kimseler gibi olmayın ki dinledik demişlerdir. Halbuki onlar anlayıp faydalanma niyetiyle dinlememektedirler. Hasılı siz onlar gibi olmayın. An Enes'in radıyallahu teala anh, Hazreti Enes'ten rivayet olunur radıyallahu anh. O da kimden? An Nebi'yi peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem. Gâle Resul Efendimiz buyurdu. Ayetül imani, imanın alameti, yani kamil manada imanın alameti, hadis-i şerif ensar-ı kiram efendilerimiz içindir. Bunlar hakkındadır. Onları çok sevmek gerektiğinin beyanındadır. Onların İslam'a olan hizmetlerinden dolayı Resul Efendimiz insanların, ümmetin onları çok sevdiğini, onların çok sevmesi gerektiğini buyuruyor. Ayetül imani, imanın alameti, kamil manada imanın alameti, hubbül ensari, ensar-ı kiramı sevmektir. Ve ayetün nifaki, münafıklığın alameti, buğdül ensari, ensar-ı kirama buğz etmektir. Enes radıyallahu anh'ten Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu rivayet edildi. Kamil manada imanın alameti ensar-ı kiramı sevmek, münafıklığın alameti ise ensar-ı kirama buğz etmektir. İmam Ayni ve İmam Kassallani rahmehumullah'a göre ensar-ı kiramın Medine-i Münevvere'de Evs ve Hazret isimli iki Arap kabilesinden oluştuğunu ve bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardım ettikleri için yardım ediciler manası ifade eden ensar ünvanını kazandıkları söylemişler. Söylenmiştir. Kazandıklarını söylemişlerdir. İmam Ayni ve İmam Kartalla ve İmam Ayni ve İmam Kassallani rahimehullah bu iki kabilenin Medine'deki bu iki kabilenin Evs ve Hazreç kabileleri bunların Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem çok yardım ettikleri için Efendimiz'e sahip çıktıkları için Efendimiz için savaştıkları için onun için öldükleri için bu sebepten dolayı onlara yardım edici manası bulunan ensar ünvanını kazandıklarını söylemişlerdir. Bu hadis-i şerif İslam dininin kalkınmasında son derece gayret sarf eden ensar-ı kiramın hizmetlerini takdir etmeyi ve İslam dininin yayılmasına yardımcı olan zatlara karşı saygı göstermenin lazım olduğuna işaret etmektir. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam es'ud billah ve izâ kuri'el kur'anu festemi'û lehu ve ansitû leallekum turhamûn eûzu billahi mineşşeytânirracîm bismillahirrahmanirrahim فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صَدَقَ اللَّهُ